Şeref Oğuz, şimşek gerek şart, destek yeter şart. Siyasette birini görevlendirmek ona güç aktarmaktır. Ekonomide yeni yönetimin patronu olarak Mehmet Şimşek'in görevlendirileceği beklentisi piyasalarca satın alındı bile. Şimdi tartışma konusu bu dar boğazdan çıkışta Şimşek'in arkasına Cumhurbaşkanının nasıl bir destek koyacağıdır. Nitekim Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında ekonomiye dair çerçeve çizerken uluslararası itibara sahip bir finans yönetiminden söz etmiş ve ikinci olarak üretim istihdam odaklı bir ekonomik modeli dillendirmişti. Bu ifade zaten ayan beyan Şimşek tanımı diye anlaşıldı. Yeni ekonomi takımında adı geçenler. Mehmet Şimşek aslında yeni dönemin değişim iddiasıdır. Onun patronajında hazine ve maliye için Lütfi Elvan, Cevdet Yılmaz, Şahap Kavcıoğlu, Hüseyin Aydın gibi kadrolardan söz ediliyor. Ticaret Bakanlığı için de Mehmet Büyükekşi en güçlü aday iken İsmail Gülle, Pilase. Biz yine işin özüne dönelim. Cumhurbaşkanı eğer, ben ekonomistim, söyleminden vazgeçip, Şimşek'in arkasında durur ve kararlarına saygı duyarsa ekonominin bu kısır döngüden çıkması için bir fırsat penceresi oluşabilir faizi artışı, kur tırmanışı gibi radikal kararlar, siyasi desteksiz olmaz. İki soru iki cevap. Makule dönüş olacak mı? Tam dönüş olmasa da, makule yarı dönüş, söz konusu. Zira böyle gelmiş ama artık böyle gidemeyecek noktaya geldik. Merkezin cephanesi tükendi, KKM ise maliyeti yüksek balata gibi. Cari açık rekorda, bütçe açığı rekorda. İster istemez heterodoksa bir düzeltme gelecek. Ancak 10 ay sonraki sandık için hükümet yine bildiğini okuyacak obez büyüme seçim ekonomisi. Dış dünya kaynak aktarır mı? Bunun için Kemal Derviş deneyiminde olduğu gibi şimşeye istediği kararları özgürce uygulama alanı açılırsa dış kaynak gelebilir. Hatırlayın, Kemal Derviş 15 günde 15 yasayı çıkarmıştı ki her biri ancak 15 ayda çıkarılabilirdi yabancılar, tam olmasa da ortodoks politikalara dönüşü görecek ve bir süre gözlem yapacak. Ardından ilk yüz günlük icraata bakıp kıtsleri düşürecek, dış kanallar açılabilecek. Not. Bize güvenilir güvernör gerek. Merkez Bankası'nın itibar restorasyonuna ihtiyacı var. Sözde değil özde bağımsızlık ihtiyacı arttı. Enflasyonun yürüme koridorunda yetkin bir güvernör gerekiyor. Öyle ki siyasetin dilini değil ekonominin gereğini yerine getirecek bir başkan. Bize kazandıran pazarımız Avrupa. Ancak kafa yapımız ise Afrika. Sormamız gereken soru şudur, bizler batının doğusu muyuz yoksa doğunun batısı mı? Nitekim bu soruya küresel piyasaların verdiği cevap, doğunun batısı, şeklinde. Merkez Bankası, başkanlık ofisinin finansal kalemi gibi çalışacaksa şu anda zaten fiilen çökmüş olan mevcut ekonomik modelden, ülke yararına bir netice çıkaramayız. Değil Şimşek, Keynes dahi mezarından kalkıp gelse, güven olmadıktan sonra hiçbir etki doğuramaz. Piyasa, güveneceği bir yetkinlik arıyor. Başkanın borazanı bir güvenör değil. Bunun da yolu içeride ve dışarıda itibarı yüksek, kararları rasyonel, piyasa ile uyumlu ve bilimle barışık olan bir güvenör bulmaktır. Aksi halde eski tas eski hamam gideriz ve kur faiz enflasyon şeytan üçgeninde kıvranırız.